Değerli arkadaşlar, 28 Şubat YÖK Dil'den çıkalı 2 gün oldu. 28 Mart YÖK Dil için hemen hazırlıklara başlamalıyız. Evet değerli arkadaşlarım, ben de 28 Şubat YÖK Dil Sosyal Bilimlerinden bu sınava girdim. Sınavdan çıktıktan sonra sınavla ilgili yorumumu sizlerle paylaşmıştım. Asıl şimdi 28 Mart için ne yapmalıyız? Biraz bunu konuşmak istiyorum. 28 Şubat YÖK Dil'de kelimenin ve okumanın ne kadar gerekli olduğu gerçeğiyle tekrar karşılaştık. Değerli arkadaşlar, 28 Mart'a kadar her gün 5 paragraf okuyup mutlaka sorularını çözünüz. Okuma çalışmalarınızı haber okuyarak ya da bilimsel makaleleri ya da internet sitesindeki bilimsel online platformlarında okuma yaparak zaman kaybetmeyiniz. Reading kitaplarından ya da çıkmış sınav sorularından okuma yapıp mutlaka sorularını çözünüz. Günlük 50'ye yakın kelime çalışınız. Tabii ki kelimede esas olan şey kelimeyi öğrenmek değil, öğrendiğiniz kelimeyi tekrar etmektir. Her yeni günde öğrendiğiniz kelimenin ertesi günü öğrendiğiniz kelimeleri tekrar ederek ilerlemenizde fayda var değerli arkadaşlar. İlk 30 soruda dikkatimizi çeken en önemli konu, bağlaç sorularının gene sınavın gramer kısmının yarısını oluşturmasıydı. Yani bu sınavda bağlaç bilmek bizim için çok kıymetli ve değerli. Bağlaçlarla ilgili değerli arkadaşlar, bilmediğiniz bir defa bağlaç kalmasın. Tüm bağlaçları ezbere bildikten sonra sınava kadar her gün minimum 25 adet bağlaç sorusu çözmenizi tavsiye ediyorum. Bağlaç sorularını çözdükçe gelişeceksiniz ve sınavda başarıyı yakalayacaksınızdır. Bağlaç sadece bağlaç soruları için değil, paragraf tamamlama, cümleden atma, cümle tamamlama gibi sorularda da bağlaç bilgisini kullanarak epeyce soru çözümünde rahatlarsınız. sınavkampi.com.tr'de preposition listemiz var. 650 adet en çok sınavlarda tekrar eden preposition listemiz. Bu listeyi indirin ve o preposition listesine bir göz atın. Sınava kadar da mutlaka 200 adet preposition sorusu çözün değerli arkadaşlar. Tense, modal, pasif konusunda eksiğiniz kalmasın. O konuları benim videolarım üzerinden çalışıp konularla ilgili 50'şer soru çözüp eksiğiniz varsa eksiğinizi kapatın. Kısaltma konusunda reduction'larda da sınavda da gördüğümüz üzere bir ya da iki soruyla karşımıza çıktı. Yine benim videolarımı izleyip toplamda sınava kadar 100 soru çözmeniz yeterli olacaktır. Bunun dışında report to speech, adjective, adverb, pronoun, if, wish, clause gibi konulara çok çalışma zamanı ayırarak zaman kaybetmeyin. Relative clause ve noun clause konusuna da yüzeysel bakmanızda fayda var. Özetle gramer kısmında bağlaç, preposition, tense, modal, pasif ve kısaltmalara önem veriyoruz. Diğer konular için çalışma zamanımızı çok harcamıyoruz. Buraya kadar çalışmalarımızı aslında şekillendirmiş olduk. Her gün okuma, her gün kelime ve gramer kısmından da önemli olan kısımları size söyledim. Bunları çalışırken bu çalışmalarınızda verim alıp alamadığınızı close test çözerek de görebilirsiniz. Close test hem kelime hem de gramer bilginizi tekrar eden soru tipidir. O yüzden çalışmalarınızın verimliliğini görebilmek için close test çözerek kendinizi test edebilirsiniz. Bu çalışmalara ek olarak YÖK Dil'de çıkan cümle tamamlama, cümleden atma, İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye, paragraf tamamlama kısmında skills dediğimiz kısımdaki sorulardan da her gün 10'ar 15'er tane çözmenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Ve sınava kadar mutlaka 7-8 tane deneme çözmelisiniz. 7-8 denemenin içerisinde 2-3 tanesi de çıkmış denemelerden mutlaka olması gerekmektedir. Her gün düzenli olarak bu videoda bahsettiklerimi yaparsanız YÖK Dil inanın sizin için kolay bir sınav olmuş olacak. YÖK Dil'de başarıyı yakalamak bilen için zor değil arkadaşlar. Bilmeyen için her şeyin zor olduğu gibi bu da zor. O yüzden bu süreçte ben ve ekip arkadaşlarım her zaman yanınızdayız.
omuz omuza, yan yana, Hakkı Hoca hep yanınızda. Esen kalın, sağlıkla kalın.